Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Tavuk İskender tadında tavuk köftesi yaptım. Altının kızarmış ekmeği, üstünün sosu, yoğurdu ile inanın İskender'den hiç tavuk İskender'den hiçbir farkı yoktu. Hemen şöyle malzemeler listemiz yarım kilo tavuk göğsü yani 530 gramdı işte yarım kilo diyorum sizlere. 150 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı galeta unu, baharat olarak tuz, ölçülerini ben yazacağım zaten. Karabiber, kimyon, kırmızı toz biber. Böyle ince kıymış olduğum küçük bir kasede maydanoz. 2 adet soğan, küçük ama tabii ki onlar. Sizler 1 adet kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 2 küçük sarımsak var. Sizler 1 büyük sarımsak kullanabilirsiniz. Yapım aşamasına hemen geçelim tavuk göğsünü ben şöyle kuşbaşı et doğrar gibi doğruyorum. Robotum var. Ben robota e, çekip kıyma haline getireceğim. Sizler robot vesaire hani evinizde belki o an için bozuktur, yoktur. Bu yüzden e, kıy, kasapta da çektirebilirsiniz tavuk göğsünü. O şekilde kıyma haline getirebilirsiniz. Mümkün olduğunca robotta e, çekme durumunuz var ise mümkün olduğunca ince tamamıyla böyle parçalansın yoksa böyle iri parçalar halinde yani köftede tam verimli olmaz. Şimdi şöyle yine aynı diğer parçayı da aynı şekilde aynı işlemi yaptıktan sonra robota çektikten sonra bir derin kaseye alıyorum. Soğanı ince ince kıyıyorum. Dilerseniz bu işlemi de robotta yapabilirsiniz ama böyle sulanır diyerekten ben böyle elimde ince ince doğramayı tercih ettim. ve mümkün olduğunca dediğim gibi ince doğrayalım soğanı. Elimde benim küçük soğanlarım var. O yüzden 2 adet kullanıyorum. Sizler bir orta boy kuru soğan kullanabilirsiniz. 2 küçük diz sarımsağım var. Onu da böyle rendeleme işlemi yapıyorum. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah bu videomu beğenir. Hoşunuza gider. Abone olursunuz benim daimi takipçim, destekçim olursunuz. Ve soğanı işte doğradık. Maydanozları daha evvelinde yıkayıp inceden kıymıştım. Yumurtayı kırdım, baharatlarını ve galeta unlu Galeta unu da ben kendim yaptım böyle bayat ekmeklerden. Fırında biraz böyle e, kuru vaziyete getirip ekmeği sonrasında da robotta çektim incecik. Onu da hazır almaya gerek yok. Sizler de bu şekilde böyle bir e, uygulama yapabilirsiniz. Ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir yoğurma işlemi yaptım. Ve ben biraz dolap dolapta dinlendirdim. Sosunu vesaire yoğurdunu hazırlayana kadar. Şimdi üzerine sosu içinde böyle bir yemek kaşığı tereyağı, baharat olarak kekik ve kırmızı toz biber, e, bir tatlı kaşığı salça, yağımız var, zeytinyağımız. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı. Mümkünse tereyağı kullanın. Çünkü margarin vesaire böyle lezzetli olmuyor. Ve birkaç yemek kaşığı da zeytinyağı ben kullanıyorum. Sadece tereyağı değil. Ama dilerseniz sadece tereyağdan da yapabilirsiniz. Böyle inanın lezzetine lezzet katmış olursunuz. Ben işte bu şekilde biraz daha yağ oranı fazla olsun diyerekten zeytinyağı da ilave etmek istedim. Ve de suyumuz var da bir çay bardağı. Zaten açıklamalar kısmına tüm bölüm bölüm neyi ne kadar, üstüne altına hangi katmanla ne kullandığımı, hangi ölçüde kullandığımı yazacağım ben. Ve de bir tane bir adet pidemiz var. Ramazan pidesi var. Bunu da bu şekilde mümkün olduğunca böyle küçük küçük, küp küp, çok da aşırı derecede küçük olmadan ama çok da büyük olmadan doğrama işlemi yapıyorum pideyi bunda neresine ne şekilde yerleştirme yapacağız en alt kısmına yani böyle aynı İskender hani lezzetini görüntüsünü versin diyerekten o şekilde bir e, tavada kavurma kızartma işlemi yapacağız ve köftelerimizi yapma aşamasına geçiyoruz böyle çay tabağına bir miktar şöyle bir yemek kaşığı civarı e, ayçiçek yağı koydum bunu neden yapıyorum ilk defa yapacak olanlar elime yapışmasın diyerekten bu şekilde bir e, köftelerimizi şöyle ceviz büyüklüğünde alıp sonrasında düzleme işlemi yapıp kenarını köşesinde yine elimle düzelterekten hemen köfteleri yapma aşamasına geçiyoruz. Hepsini hazırlıyoruz bu şekilde. Birazdan da zaten kızartma işlemine başlayacağız. Videonun başında dediğim gibi şu ana kadar beni takipte değilseniz inşallah bu videodan sonra takibi alırsınız. Videomu bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Sizlerin sayesinde çok daha fazla kişiye inşallah ulaşmış olacaktır. Ve ısınmış olan tavaya hazırlamış olduğumuz tavuk köftelerini kızartmak için şöyle yerleştiriyoruz. Tabii ki ayçiçek yağını koyuyoruz. Ayçiçek yağı ile kızartma işlemi yapıyorum. Ya yani zeytinyağı vesaire değil. Hiç yapmayanlar, ilk defa yapacak olanlar için o yüzden biraz açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde kızaran taraflarını kızarmayan taraflarına çeviriyoruz. Böyle nar gibi güzel de kızarıyor. Çok da lezzetli oluyor tavuk köftesi. Yani hiç tekrar söylüyorum yapmayanlar, yani sadece hep kıymadan etten köfte yapanlar bir de tavuk göğsünden bu şekilde tavuk köftesi yapsınlar derim lezzetli oluyor gerçekten de şimdi geriye kalan diğer köftelerimizde yine hepsini bu şekilde aynı işlemi uyguluyoruz ve bütün köftelerimizi kızarttık böyle onu da malzemeler kısmında ben söylerim bir yemek kaşığı civarı böyle Biraz da yine zeytinyağı ekleyebilirsiniz ama hani e, hepsini aslında tereyağdan yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Böyle bir dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. Çok az da e, zeytinyağı ile ekmekleri kızartma işlemi yaptım. Çok da fazla kızartmasın, kızarmasın. Hemen böyle nasıl diyeyim yani 5 dakika kadar sürekli çevirerekten böyle kıtır kıtır da tamamıyla kuru halde olmasın. Ve e, geniş bir... Kayık tabağım var. Onun altına ekmekleri yerleştiriyorum. Sonrasında onun da üzerine hazırlamış olduğumuz tavuk köftelerini yerleştiriyorum. Ve hepsini bu şekilde ve e, çok az bir tuz koymuş olduğum yoğurt e, kesinlikle sulandırmıyorum. Üzerine şöyle tavuk köftelerinin üzerine döküyorum. Dilerseniz sizler böyle hepsini dizmeden tavuk köftelerini vesaire ekmekleri hep yayvan şekilde yaymadan böyle yoğurdu kaşık kaşık kenarına kenar kısmına koyabilirsiniz diliyorsanız. Ben böyle sanki sos döker gibi bu şekilde sanki sosu döker gibi yoğurdu da o şekilde dökmek istedim. Ama tamamıyla sizin göz zevkinize, damak zevkinize kalmış bir olay dediğim gibi. E, kenarına da yoğurdu koyabilirsiniz. Benim gibi böyle üzerine dökmeden. Ben hepsini böyle e, tüm işte ekmeğini, köftesini, yoğurdunu, sosunu, her şeyini bu şekilde tabağın tümünü kaplayacak şekilde yerleştirme, dökme, koyma işlemi yaptım. E, bu şekilde de gayet güzel oldu. Gayet de lezzetli oldu. Biz tadını kesinlikle çok beğendik. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim ve ben videomun sonuna geldim. Şöyle tabağıma da alıyorum lezzetine bakarken Umarım sizler de tarifimi beğenir ee, aynısını yaparsınız uygularsınız ve de sizler de inşallah beğenirsiniz diyorum ee, bana destek amaçlı videomu dediğim gibi sosyal medyada paylaşabilirsiniz videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi sormak isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz en önemlisi abone olalım like atalım emeği saygı için hoşçakalın